Haktan Uysal, Giresun Şebin Karahisar'dan, ülkemizin tarihi şehirlerinden, ilçelerinden biri olan Şebin Karahisar'dan günaydın. Belediye başkanlarını haber ekranlarında Türkiye ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Şebin Karahisar Belediye Başkanı Sayın Şahin Yılancı. Sayın Başkanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün Şebin Karahisar'dayız. Şebin Karahisar önemli bir şehir. Osmanlı'ya Sancakbeyli yapmış, Cumhuriyet'e vilayetlik yapmış, bütün farklı kültürler içerisinde barındırmış. Tarihi bir şehrimiz. Tekrar hoş geldiniz. Evet, hemen şöyle başlayalım Sayın Başkanım. İçerisinde bulunduğumuz Millet Bahçesi projesiyle başlayalım. Sizin belediyenizin önemli projelerinden bir tanesi. Neler söylersiniz bu projeyle ilgili? Evet, Millet Bahçesi karşımızda gördüğümüz belediye hizmet binamızı bitirdik. İçerisinde kent müzesi olan, arkasında yine millet kütüphanesi olan, kapalı çocuk oyun alanları olan, süs havuzlarının olduğu, yürüyüş alanları, spor alanlarının olduğu, yine alan içerisinde kapalı yüzme havuzumuzun, bir Osmanlı hamamımızın ve tarihi modern Selçuklu mimarisiyle dizayn edilmiş bir camimizin olduğu bir millet bahçesinin içerisindeyiz. Bu projemizi ihale yapmadan kendi belediye işçilerimizle ve öz kaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz bir proje ki halkımızın yoğun ilgisini görüyor. Özellikle sosyal belediyecilik anlamında halkımız çocuklarını kapalı alanda bizim eğitimli hocalarımıza teslim ediyorlar. Kendileri ister kütüphanemizde çaylarını, kahvelerini içiyorlar, isterse geziyorlar, yürüyorlar. Böyle bir alanımız. Sona yaklaştık. Sadece camimizin dış cephesindeki kaplamalarımızı inşallah kısa sürede bitireceğiz. Bir ay gibi kısa sürede tamamını halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Evet. Sayın Başkanım, tabii belediyecilik denilince akla ilk olarak işte altyapıydı, ulaşımdı, bu gibi hizmetler geliyor. Sizin ikinci döneminiz de yaklaşık 10 yılı Mart ayında tamamlayacaksınız, artık az bir sürede kaldı. Bu anlamda geçen bu süre zarfında bu altyapı olsun, ulaşım anlamında olsun Şebin Karahisar'da neleri hayata geçirdiniz? Tabii son 9,5 yılda çok önemli yatırımlar yapıldı, özellikle yol noktasında. Biz geldiğimizde sadece şehir merkezinde olan parke ve asfaltı biz bütün mahallelerimizde, Bağlar Bölgesi dediğimiz 8 mahallemizin tamamında bütün sokakları parke taşıyla kapladık. Bölünmüş yollar yaptık. Sıcak asfaltla kaplıyoruz. Ve önemli şehrin merkezindeki vatandaşlarımız hangi hizmetleri alıyorsa bütün mahallelerimizdeki vatandaşlarımız da o hizmetten faydalansın ve yaşadığı sokağında, şehrinde, evinde mutlu olsun diyoruz. Hedefimiz bu. Mutlu insanlar, güzel şehirler. Bu sloganla bu hizmetlerimizi yapıyoruz. Yine önemli projelerimizden bir tanesi ki şu anda Aralık 2018 itibariyle bitirmiş olacağız. Kent Meydanı projemiz. Bu projemizi çok önemsiyoruz. Biliyorsunuz şehirler meydanlarıyla anılır. Ya biz bu meydanı da planlarken tarihi dokuyu kucaklayan kalemiz eteğinde Taşaner ve Fatih Camii, o dokuya doğru bakan, onları kucaklayan ve buranın kış olması dolayısıyla güneye bakan bir bina mimari inşa ediyoruz. Ve içerisinde yine proje anlamında Taşanlar'daki, Fatih Camii'ndeki o taş görüntüyü, o geçmişteki tarihi dokuyu da bu binada yansıtarak vatandaşlarımızın meydana geldiğinde şehirle ilgili bir kimlik bilinci oluşmasını da sağlayacağız inşallah. Burada yine sosyal donat alanlarının olduğu, bir aşevinin olduğu, kapalı otoparkın şehir içi dolmuş ve taksilerimizin hizmet vereceği kapalı alanların olduğu, yine orada da süs havuzlarının, efendim insanların oturacağı alanların olduğu, yine o meydanımızın içerisinde de eski bir camimiz var, tek kişilik camimiz. Orayla da bütünleşen bir projeyi inşallah hayata geçiriyoruz. Evet. Sayın Başkanım, tabii belediyeciliğin bir de sosyal yönü var. Bu anlamda geçen zaman zarfında Şebin Karahisar Belediyesi olarak sosyal projeler anlamında hayata geçen projelerden biraz bahseder misiniz? Evet, aslında hem meydan projemiz hem şu alanda içerisinde bulunduğumuz Şebin Karahisar Belediyesi Millet Bahçesi projemiz de bu sosyal projelerden bir tanesi. Ama bunlara ilave olarak 9 yıldır aralıksız olarak iftar sofraları kuruyoruz hem mahallelerimizde hem merkezimizde. Ve yine dini bayramlarda vatandaşlarımızı ücretsiz olarak taşıyoruz. Düğünlerde otobüslerimizi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak tahsis ediyoruz.
Yine burada yüksekokulda ciddi öğrencimiz var. 2000 üzerinde yüksekokul öğrencimiz var. Onlara tiyatrolar, efendim konserler, şehir iç diğer şehirlere gönderme noktasında seyahatler düzenliyoruz. Bütün kesimlerimize yine Ramazan ayında 1000'in üzerinde vatandaşımıza ulaşarak onlara yardımlarda bulunuyoruz. Yani vatandaşımızla iç içe bir şekilde sosyal belediyecilik anlamında da güzel projeleri hayata geçiriyoruz. Ki içerisinde bulunduğumuz alanda yine bu anlamda belki büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız çocuklarını alışveriş merkezinde enerjilerini boşaltabiliyorlardı ama burada çok büyük sıkıntı vardı. Şimdi bizim bu kapalı çocuk oyun alanımızda, bu alanlarımızda da çocuklarımızın enerjisini boşaltmış oluyoruz. Bu da sosyal projelerimizden bir tanesi. Evet. Tabii açılışta da belirttik. Tarihi bir şehir, tarihi bir ilçe Şebikarehisar ve son yıllarda da bölgemizde özellikle turizm anlamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu turizm anlamındaki bu gelişmenin Şebikarehisar'a yansıması nasıl oluyor ve belediye olarak turizm anlamında neler yapılıyor? Evet, Şebikarehisar tarihiyle, geçmişiyle önemli bir şehir ki birçok ünlü isimlerin yetiştiği, şahsiyetlerin yetiştiği şehirlerden bir tanesi ki işte bunlardan bir tanesi de dün kaybettiğimiz Ara Güler Bey de Şebikarehisarlı'dır. İnşallah yarın İstanbul'da cenazesine de katılacağız. Bu vesileyle severlerine ve Şebikarehisar halkına başsağlığı diliyoruz. Turizm Şebikarehisar için önemli. Şebikarehisar'ın kalkınması anlamında önemli noktaya koyduğumuz projelerimizden bir tanesi. İşte şu ana kadar çok önemli projeler yapıldı turizm noktasında. Tarihi Fatih Camimiz, Behramşah Camimiz, Tamzara Camimiz, yine önemli kilise, manastırlardan Meryem Ana Manastırımız, bunlar bakanlığımız tarafından restore edildi. Yine bu yaptığımız kent müzeleri, Atatürk Evi ve Müzesi'ndeki yaptığımız düzenlemelerle birlikte burası son 4-5 yılda turizm noktasında önemli ivmeler kazandı ki önemsiyoruz. Turizm yatırımları özel müteşebbisler tarafından yapılıyor. Biz de yerel yönetimler olarak bunun altyapısı ...14.000 nüfuslu bir Anadolu'nun şehirlerinden, küçük şehirlerinden bir tanesiyiz. Ama merkezi hükümetimizin bu yaptığımız bütün projelerde çok büyük destekleri var. Ben bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, eski başbakanımız, şimdiki meclis başkanımız Sayın Bilal Yıldırım Bey'e, bakanlarımıza, milletvekillerimize, ilçe teşkilatımıza ve tabii bu görevi bize layık gören bütün Şebikarehisar halkına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ne mutlu bana ki doğup büyüdüğüm sokağında, çamurunda oynadığım bu Şebikarehisar'a belediye başkanı olarak hizmet etmeyi Cenab-ı Allah bana nasip eyledi ve hizmet ediyoruz. Peki Sayın Başkanım, artık yerel seçimlere de çok az bir süre kaldı. Tabii gelecekle ilgili tabii ki düşünceler, projeler vardır. Biraz da onlardan bahsedecek olursak neler planlanıyor Şebikarehisar'da bu anlamda? Evet, söz verdiğimiz birçok proje hayata geçirmenin bugün huzuru içerisindeyiz. Ama şu anda devam eden bir katlı otoparkımız var, o devam ediyor. Şehir geçişindeki parke kaldırım yenileme ve aydınlatma işinde sona doğru yaklaşıyoruz. Önümüzdeki süreçle ilgili altyapıda bir takım sıkıntılarımız var. Onları şu anda SUKAP kapsamındayız belediye olarak. Projemiz hazır. İhale sürecini bekliyoruz. O yapıldığında önümüzdeki süreçte o var. Yine katı atık bertaraf tesisiyle ilgili projelerimiz var. Onları yapacağız. Ve birçok sorunu da aslında çözdük. Bundan sonra biraz daha işimiz kolay gibi gözüküyor önümüzdeki dönemle alakalı olarak. Tabii ben biraz da projelerden bahsedecek olursak, özellikle sosyal anlamdaki projelerden, tabii turizmi konuştuk. Tabii bunun yanında eğitim de var. Belediye olarak eğitimde neler yapıyorsunuz? Eğitime nasıl bir destek, katkı veriyorsunuz Şebikarehisar'da? Şimdi tabii hemen belediyemize yakın, merkeze 3 kilometre uzakta bir Şebikarehisar 2 tane yüksekokulu, bir de uygulamalı bilimler, Fevzi Kıraç uygulamalı bilimler yüksekokulumuz var. Yaklaşık 300 dönümlük bir arazi içerisinde yüksekokullarımız var. Oradaki bütün çevre düzenlemeleri, yolların inşallah önümüzdeki günlerde tekrar yolunda asfalt yapacağız. Biraz önce de ifade ettim. Oradaki öğrencilerimize sosyal etkinlik noktasında konserler düzenliyoruz, tiyatrolar yapıyoruz. Onların başka üniversitelere ya da başka şehirlere gitmeleri noktasında yardımcı oluyoruz. Yine
barınma noktasında ihtiyaçlar varsa onlarla ilgili özelde onları çözmeye çalışıyoruz. Ve orta öğretimdeki öğrencilerimizle ilgili yine onların sınav hazırlanma noktasında sınav sorularının alınması vesaire onlara baskıları noktasında yardımcı oluyoruz. Yine onların her türlü ihtiyaçlarını bize gelen, Şemi Kayseri Belediyesi'ne gelen hiçbir öğrencimiz boş olarak geri dönmüyor ki bu orta öğretim ve yüksekokuldaki öğrencilerimize dahil olmak üzere. Sayın Başkanım, turizmden bahsettik ama son olarak da hemen arkamızda bir kaleyi görüyoruz. Bu kaleyle ilgili çok kısa arkadaşlarım da uyardılar artık. Son cümlelerinizi alalım. Evet, Şebin Kayser kalemiz hemen arkamızda ki şehrimizin simgesi. Orada biraz işin açıkçası gecikmelerimiz oldu ama şu anda projesi yapılıyor. Önümüzdeki yıl inşallah oradaki restorasyon, onarım vesaire bu tür imalatlarını da başlatarak turizme kazandırmış olacağız. Hemen eteğinde taşanlar var ki orada imalatımız devam ediyor. Yaklaşık 5 milyon liralık bir proje imalat bitiyor. Hemen yanı başında Fatih Camii. Kaleyle birlikte o eski şehir bütünleştiğinde turizm anlamında yerli ve yabancı turistlerimizin ilgi göreceği Ender şehirlerinden havasıyla, suyuyla, mert insanları güzel bir şehri inşallah turistlerimize buluşturacağız inşallah. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başkanım, yayınımıza konuk olduğunuz. Sağ olun. Evet, ben özellikle A Haber'e çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize veren Şebin Kayseri halkına tekrardan teşekkür ediyorum. Ve bizleri ekranları başında izleyen bütün hemşerilerimize tekrar sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ve bugün Cuma günü, Cumalarını da tebrik ediyorum. Hayırlı Cumalar diliyorum. Evet. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Tekrar teşekkürler Sayın Başkanım. Evet, belediye başkanlarını A Haber ekranlarında Türkiye ile buluşturmaya devam ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Konuğumuz Şebin Karahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı'ydı. Sözü Giresun Şebin Karahisar'dan tekrar size bırakalım. Haktan Uysal. Zahmet Çağları ve konuğuna teşekkür edelim.